Selamun aleyküm Galip Baba. Aleyküm selam Hüseyin, buyur. Galip Baba, benim hanım şu geçen hafta verdiğim peyniri çok beğenmiş. O peynirden istediğini. Bak Hüseyin, o peyniri çok iyi. Ta Kars'tan geliyor. İki tenike kaldı elimde. Madem hanımın da beğenmiş, vereyim bir tenikesini sana. Çok gelmez mi ya? Gelmez. Önümüz kış. Bütün gece atıştırıp duracaksın. Süt gibi peynir. Al hemen git. Vallahi olur ama biraz indirim yap. Mesela fiş almayayım falan ha? Oğlum zaten fiş almayacaksın ki. Bunlar bana özel geliyor. Vergisiz filan. Zaten o yüzler ucuz ya. Sana verdiğim fiyat da ucuz fiyatı. Öyle mi? Öyle tabii. Bak sen yabancı değilsin. Aramızda kalsın. Benim malların yarısından çoğu öyle. Yani öyle fişti, faturaydı, vergi falan yok ha? Yoksa bu kadar kaliteli malı bu kadar ucuza nasıl alırsın? İyi, alayım ben bu peyniri. Al. Biz geldik babacığım, biz aman geldik. Aman aman, kimler gelmiş? Prenseslerim gelmiş. Kimler gelmiş? Aman benim güzel kızlarım gelmiş. Dünya güzelleri gelmiş. Nasılsınız kızım? İyiyiz babacığım. Asude, senin ateşin mi var yoksa? Var vallaha. Hemen bir şurup içireyim sana, gel. Ya şurup istemem, acı oluyor. Dur. Al şundan, şuruptan sonra hemen arkasından bir tane alırsın, tamam mı? Al. Ben aldım bile. Meryem, güzel kızım. Alacaksın gayet tabii. Ya Galip Baba, kocaman kız onlar. Bırak kendi hallerine ya. Bana bak, sen işine bak. Alıyor musun peyniri? He? Onlar benim kızlarım. Bu şehrin en özel kızları onlar. Evet. Tamam tamam, kızma hemen. Al parasını. Yetiyor mu bu? Yetiyordur, yetiyordur. Hadi iyi günler sana. Vallahi kızların gelince gözün dünyayı görmüyor Galip Baba. Hadi çıktım ben. Çocuğu gönderir, aldırırım peyniri. Arzude. Hadi gel, şurubunu iç. Ya baba ya. Gel. İçmeyeceğim. Ya içmeyeceğim ya. Arzude. Hadi bakalım, aç da iç şunu. Ya. Aç aç. Hadi iç şunu. Aa, hadi güzel kızım. Ya baba, acı bu şurup diyorum, anlamıyor musun? Ya baba bırak şu aptalı ya. İçmiyorsa içmesin. Sus be, sensin aptal. Bak, içmiyorsan şimdi ben içiyorum. Ah, içiyorum işte. Bravo. Aferin babama. Aslan babam benim, bravo. Buyur oğlum. Ne istemiştin? Şey, Galip Baba ben... Konuşsana oğlum, dilini mi yuttun? Ve ben tüp... Sen tüp mü? Yani ben... Tüp var mı sizde? Tüp mü? Oğlum burası tüpçü dükkanı mı? Tüpçü ileride. Git oradan al. Tamam peki. Hayırlı işler. Allah Allah. Ne kadar mankaba varsa bizi buluyor. Ama sizler öyle değilsiniz. Sizler seçkin ve soylu insanlarsınız. Canım kızlarım benim. Babacığım, soylu kızlar alışveriş yapmak istiyor. Eğer izin verirsen tabii. Ama daha yeni geldiniz. Bu kadar görüşme yeter. Şimdi sırada soylu hanımefendilerin alışveriş keyfi var. Yapın tabii. Tabii yapın. Alın bakalım şu paraları. Al. Alın şu parayı. Ne istiyorsanız onu alın. Baba, bu paralar biraz çok değil mi? Gerçi anca yeter ama. Değil. Hatta şunu da al. Al şunu da kızım. Seçkin ve soylusunuz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol babacığım. Eyvallah. Hadi. Galip Baba. Şişt, Galip Baba. Ne var Volkan? Sen mi geldin? Geçmesin yine kendinden kızlarını görünce Galip Baba. Hiç sorma hiç. Aklım gidiyor bir şey olacak diye bunlara. Yeni mal getirdim. İlgilenir misin? Ne olur. Senin deponun oraya çektim arabayı. Numunelere bir bak istersen. Bakalım. Tabii hemen gidip bakalım. Şunu değiştireyim. Hadi.
Galip Baba. He. Onun kralı. İşte bu da mercimek. Nerenin malı bunlar? Ya ne yapacaksın sen? Çocuklar büyük bir toptancıyı patlatmışlar. Piyasanın yarı fiyatını. Yani senin çalıntı malını alıp bile iki kazanacağım, öyle mi? İstemiyor musun Galip Baba? Senin bütün olayın bu değil mi zaten? Ah oğlum ha. Sen de buna olay mı diyorsun be? Biz zamanında 1'e 20 kazanırken para kazanamadık diye düşünürdük. Yani şuna kara borsacının kralıydım desene. Peki nerede şimdi o kadar para? Hepsini kızlarım için harcadım. Zaten kızlarım doğduktan sonra bütün işleri bıraktım. Dükkanı açtım. Nasıl bu işleri bıraktın? Yine çalıntı mal alıp satıyorsun. Yine vergi vermiyorsun. Yine fatura kesmiyorsun. Canım hepten bıraktık demedik herhalde. Yine kızlarım için 3-5 kuruş kazanıyorum işte. Ne yapacağız şimdi bunları? İndirin mi bu mallardan? İyi. Hepsini indir. Başım üstüne. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Galip Baba. Yavuz. Geldim Galip Baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur Galip Baba. Oğlum, Bilal'i görürsen söyle akşama bir yanıma uğrasın. Dün gelecekti güya. Hani yok ortalıkta? Söylerim Galip Baba. İyi. Hadi bismillah. Bilal, hoş geldin. Hoş bulduk Galip Baba. Beni görmek istemişsin. İstedim ya Bilal. Çünkü senedin vadesi doldu. Hatta 2 hafta geçti ama sen borcunu ödemedin. Borcunu ödemiyorsan hiç olmazsa aradaki farkı öde. Galip Baba, çok zor durumdayım. Senden aldığım borcu bile ödeyemiyorum ben. Bir de yeni borçlar yükleme bana. Kazancım sadece çocuklarımın rızkına yetiyor. Ya benim kızlarımın rızkı ne olacak? Bunları borç alırken düşünecektin. Galip Baba, merhamet et. Senin başka paran da vardır. Oradan çıkarırsın onların ekmeğini. Ama benim çocuklarıma yedirebileceğim başka ekmek param yok. Ben anlamam. Senin çocukların mı daha önemli yoksa benim kızlarım mı? Elbette benim kızlarım daha önemli. Bu parayı kendim için değil, kızlarım için almalıyım. Galip Baba, bak sana baba diyorum. Yap bir babalık da alma çocuklarımın rızkını elimden. Ben sadece kendi kızlarımın babasıyım Bilal. Uzatma. Benim böyle yapmam gerekir. Selamünaleyküm Galip Baba. Aleykümselam. Hayırdır oğlum? Bunlar da ne? Galip Baba, sen beni tanımıyorsun. Benim adım Ali. 2 sokak ötede boyacı Mümtaz'ın oğluyum ben. Öğretmenim. Ailem çok varlıklı değil ama iyi insanlardır. Eğer izniniz olursa efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Meliha'ya talibim. Ne? Kızıma mı talipsin? Sen mi? Sen bir boyacının oğlu ha? Hem de öğretmen. Benim kızıma talipsin. Komşular duydunuz mu? Boyacının oğlu benim kızıma talipmiş. Tövbe estağfurullah, tövbe. Kızım, babana bir teneke peynir ısmarlamıştım. Geldi mi acaba? Gelmedi. Allah Allah. Cuma günü gelir demişti ama. Bir tezgahın altına falan baksan. Gelmedi diyorum. Olsa burada olurdu. Allah.
Buyurun efendim. Meliha kızım, hoş geldin. Burnu iyice büyümüş bunun. Lüks arabaya bindim diye kendini bir şey zannediyor. Sus şimdi, sus. Galip baba bir duyarsa kızların hakkında konuştuğunu, o koca yumruğu suratına bir indirir, dünya kaç bucakmış görürsün. Galip baba önce gözünü açsın da kızlarının ne kadar hayırsız olduğunu görsün. Adam geldi kaç yaşına, hala çalışıyor bunlar için. Sus, tamam. Bir nasılsın diye sormadın ablanı. Nasıl olduğun gün gibi meydanda. Bu araba senin mi? Kimin olacak? Benim tabii ki. Anlaşılan kocan sana pek iyi bakıyor. Ne istemeye geldin buraya? Babamı görmeye geldim. Ha ha ha. Güleyim bari. Adamdan utandığın için evine bile davet etmiyorsun. Şimdi ne oldu? Birden babamı çok sevdiğini mi hatırladın? Bana bak Asude. Benimle doğru dürüst konuş. Yoksa paralarım seni ona göre. Yalan mı? Mutlaka bir çıkarın vardır. Babamı da ondan görmeye gelmişsindir. Sana ne? Neden geldiysem geldim. Sana ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Ben de Galip Özden'in kızıyım. Senin de kardeşinim, hatırlatırım. Ablacığım. Of, nerede bu adam? Bir arkadaşıyla buluşmaya gitti. Beni de dikti buraya. Bir kere de kıza emanet ettim. Sıkıntıdan patlamıştır şimdi. Ay Allah. Benim yüzümden işinden kaldın Galip baba. Beklesin canım, ne olacak? Ben onun alırım gönlünü sonra. Ben bir dükkan açayım diyorum. Şöyle seninki gibi. Yanlış anlama. Seni Muhit'te değil. Sana rakip olmayacağım yani. Olamazsın zaten Hüsnü. Şaka şaka şaka. İstediğin mi olursun elbette. Ama bu işler öyle sadece namusunla çalışmakla olmuyor. Biraz böyle katakulli olmadan para kazanamıyorsun. Nasıl yani Galip baba? Yani malın ucuzunu bulacaksın. Ama malı ucuza satmayacaksın. Ben yapamam öylesini Galip baba. Allah'tan korkarım. Ha bu arada senin kulağına böyle satılık devren bir mülk gelirse bana haber et. Olur Hüsnü. Sen bizim kardeşimiz sayılırsın. Madem elinde değerlendirilecek bir para var. Biz de elimizden geldiği kadar sana yardımcı oluruz canım. Sağ ol. Ha Hüsnü. Hadi bana eyvallah. Ben bir an evvel gideyim. Kızın canı sıkılmasın. Peki. Hadi. Hadi eyvallah. Güle güle. Selametle. Ne kadar çıkarcı bir insansın sen be. Vallahi ablam demeye utanıyorum. Ben babamı tırtıklamaya geldiğinden eminim. Sen kendine bak be salak. Ne liseyi bitirebildin ne de başka bir şeyi. Baba şunu alsana, baba bunu alsana. Yeter artık ya. Bırak saçımı be, bırak. Ya bırak. Kızlar, kızlar. Şşt, ne oluyor? Ne olacak? Terbiyesiz kızın üzerime saldırdı. Seni benden kıskanıyor. Ne alakası var be? Sen babamı soymaya geldin. Ben de bunu söylüyordum. Asude, o ne biçim söz kızım? Ben sizin babanız değil miyim? Mutluluğunuz için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Hep onu savundur. Hep onun mutluluğunu iste. Bana gelince de... Ya bıktım ya hepinizden. Asude kızım. Kızım gel buraya. Baba. Babacığım. Ne oldu benim güzel kızım? Otur bakayım. Otur. Ay dayanamam ben senin gözyaşlarına. Şey ben... Yok kardeşim yok, kapalıyız. Hadi kapalıyız, sonra gel, sonra gel. Kızım. Kızım ağlama artık, tamam. Meliham. Kızım ne oldu? Bak eğer kocan seni üzüyorsa... Vallahi hiç dinlemem. Onun ağzını burnunu kırarım. Hayır baba, hayır. Serkan çok iyi bir adam. Beni hiç üzmüyor. Öyleyse niye ağlıyorsun güzel kızım? Her şeyim sana feda olsun. Yeter ki sen ağlama kızım. Baba, ben de tam bunu söyleyecektim. Serkan çok zor durumda. Neyi var neyi yoksa kaybetmek üzere. Hazır paramız da yok. Senden yardım istemeye geldim. Onun bundan haberi yok. Hay hay kızım. Bankadaki paramı hemen çekip size vereyim. Kurtulun bu darboğazdan. Ne kadar paran var baba? 40 bin lira yakın param var. Hepsi senin olsun. Ama yetmez ki. Yetmez mi? Allah Allah. Nasıl batırdı bu kadar parayı kocan? Beyler, bu paranın tamamını ödemem imkansız.
Ama bir haber bekliyorum. Haberi alır almaz yeni restoranımız için gerekli hazırlığa başlayabiliriz. Büyümek kolay olmuyor Serkan Bey. Büyüyeceğiz inşallah. Büyüyeceğiz. Hatta yazarlar restoran zinciri İstanbul'da. Hatta bütün Türkiye'ye nam salacak. Buyurun. Sağ olun. Serkan'ın çok borcu var baba. En azından lokantayı kapatmasını önlesek. Dur bakalım. Düşünürüz bir çaresini. Canım kızım benim. Yeter ki sen üzülme yavrum. Baba bu çok acil ama. Baban her şeyin üstünden gelir kızım. Sen üzülme. Bana 2 gün izin ver. Tamam. Baba bundan Serkan'ın haberi olmasın ama tamam mı? Tamam kızım tamam. Sen merak etme. Canım baba. Hadi. Allah Allah. Alo. Serkan. Tamam. Babam veriyor. Beyler, anlaşmamızı imzalayabiliriz. Hayırlı olsun. Azude, kızım. Hadi gel. Yemek hazır. Yemeyeceğim ben. Azude kızım, yapma böyle. Kızım. Kızım neden üzüyorsun beni? Asıl sen beni üzüyorsun. Hep ablamı düşünüyorsun. Hiç beni düşünmüyorsun. Seni düşünmediğimi nereden biliyorsun? Böyle mi düşünüyorsun baba? Hanımefendi son model arabalarla kapımıza geliyor. Ben de dükkanda tezgahtarlık yapıyorum. Tamam. Yapmazsın bundan sonra. Nasıl yapmam? Benim kendime ait param mı var sanki? Bütün gün dükkanda otur, akşam eve gel yemek hazırla. Bu gidişle evde kalacağım zaten. Al bakalım. Burada senin için ayırdığım para var. Tamamen sana ait olan bir para bu. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Kim bilir ne kadar az paradır. Bak bakalım. Hadi. Aman Allah'ım. Bütün bu paralar benim mi? Asude Özden. İnanamıyorum. Hem de döviz hesabı. Canım babacığım benim. Hadi bakalım. Yemeği soğuttuk zaten. Hadi kalk yemeğimizi yiyelim. Hadi. Ben hemen götürüp ısıtırım babacığım. Hadi bakalım. Şimdi sıra Milya'yı mutlu etmeye geldi. Bak Hüsnü, ben dükkanı devretmeye karar verdim. Neden Galip baba? Dün böyle bir düşüncen yoktu. Ya bizim büyük kızın kocası acil paraya sıkışmış Hüsnü. Ha, aramızda kalsın yalnız. Tamam, merak etme sen. Ben de mezara götürecek değilim ya bu paraları. Onlar için kazandım. Onlar için de harcayacağım. Yani ben çok isterim de Galip baba. Orası senin ekmek teknen. Nasıl gözünü kırpmadan bir günde başkasına vereceksin? İnanamıyorum. Çocuğun olsun inanırdın işte o zaman. Onlar için her şeyim feda olsun. Kızlarım için her şeyim feda olsun. Artık dükkan sana emanet. Sözleşmeni koydun değil mi cebine? Koydum Galip baba. Bak, kazanacağın paraları burada saklarsın. Sana şifresini nasıl açılacağını falan söyleyeyim. Söyle Galip baba. Şifresi 1036. Azudem'in lise numarası. Sen değiştirirsin artık. Yok be Galip baba.
Sana da güvenmeyeceksem artık. Bak, depo erzak dolu. Yeni almıştım. Birkaç ay falan mal alman gerekmez. Sen şu benim bağlantıları istemediğine emin misin? Yok Galip Baba. Ben bir böyle deneyeyim de para kazanmayı... Yanlış anlama. Sana bir şey demiyorum. Sen de o yola başvurduysan mutlaka bir bildiğin vardır. Kızlarım için Hüsnü. Ben onlar için canımı veririm. Meliha Hanım, küpelerinize hayran kaldım. Yurt dışından aldınız galiba. Zümrüt alaşımlı bir taş. Beğendiğinize çok sevindim Nazan Hanım. Çok incesiniz. Kızınızı etkilemeye çalışıyoruz. Serkan Bey, hayırlı olsun. Bir restoran daha açıyor musunuz? Teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol. Sağlığınıza. 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 Çok teşekkür ederim. Hanımefendi, hanımefendi. Kapıda bir bey var. Babanız olduğunu söylüyor. Müsaadenizle. Rica ederim. İnanırım. Sanırım Hasan Bey de sizin piyasaya girmeye çalışıyor. Ah, Sinan Bey, ben Merhaba. De sizi arıyordum. Beni niye sürükledin ki buraya peşinden baba? Kızım, burası ablanın evi. Fena mı? Hem ziyaret etmiş olacaksın. Ya evet, ablamın da bu ziyaretten çok memnun kalacağından eminim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Buyurun geçin. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bak... Ben sana söyledim, bizi görünce sevinecek diye. Kızım, misafirlerimizi mutfağa al. Ben de hemen geliyorum. Tamam kızım, tamam. Bizi mutfağa almasından ne kadar sevindiği belli. Yapma kızım. Serkan'ı biraz kaçırıyorum izninizle. Müsaade ederim efendim, müsaade sizin. Nerede? Mutfağa gönderdim. Asude de gelmiş. Aman dikkat et. Kimsenin gözüne görünüp de bizi rezil etmesinler o kılık kıyafetle. Sen merak etme hayatım. Ben ilgilenirim onlarla. Hı. Buyurun. Meliha nerede kızım? Meliha Hanım birazdan gelir. Hanımmış. Kızım, ablanla gurur duyacağına onunla alay ediyorsun. Ne kadar güzel görünüyordu. Nasıl? Rahat ettiniz mi? Niye salona almıyorsun bizi? Koltuklarını kirletiriz diye mi korkuyorsun? Babacığım, bakma sen ona. Bizim içeride misafirlerimiz var da... O yüzden sizi içeri davet edemiyorum. Çok önemli bir iş toplantısı. Yani geleceğimiz için çok önemli. Annen seni böyle görseydi gurur duyardı. Ne kadar güzelleşmişsin. Aynı annene benziyorsun. Sağ ol babacığım. Heh. Al bakalım kızım. Burada Serkan'ın emaneti var. Babacığım sağ ol. Canım babam benim. Asude, nereye gidiyorsun? Hiç. Dolaşacağım biraz. Bir mahsuru mu var? Evet, bir mahsuru var. İçeride toplantı var diyoruz. Anlamıyor musun sen? Gerçeği neden söylemiyorsun abla? Açık açık sizden utanıyorum desene. Asude, dur kızım. Yavrum, sen kardeşinin kusuruna bakma. Hadi misafirlerin yanına dön. İnşallah bu para ihtiyacınızı karşılar. Hadi canım kızım benim. Hadi hoşça kal. Çok teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil kızım, bir şey değil. Hadi eyvallah. Asude! Asude kızım dur! Dur kızım. Neden duracakmışım? Görmedin mi bizi nasıl aşağıladı? Beni o sosyete konuklarından biri görecek diye nasıl telaşlandığını görmedin mi baba? Sen de hala çıkarıp cebinden milyarlarca lira veriyorsun ona. O batma matma meselelerinin yalan olduğunu anlamadın mı? Kızım, ablan yalan söylemez. Sen öyle zannet. Ayıp ediyorsun kızım. Ablanın her davranışında niye kasıt arıyorsun? Baba ne kadar aptalsın. Çok aptalsın baba. Ben senin babanım. Kiminle konuştuğunu iyi bil. Kızım, Asudem. Affet beni yavrum, affet. Kendimi sana affettireceğim Asudem. Kızım. Of.
Bu yaptığın oldu mu şimdi Galip Baba? Onca yıllık ahbaplığımız var. Bari bana yapma. Ne olacak şimdi bunlar? Alacaksın. Hatırım için. Ben de bunu zaten kızlarım için yapıyorum. Yoksa senin malını sana satacak kadar düşmedik. Neyse. Başkası olsa iade almazdım ama biz birbirimizi biliyoruz. Heh. Teşekkür ederim. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olasın. Haftaya zeytin gelecek. Getireyim mi? Yo yo, sağ ol. Ben dükkanı devrettim. Canım babacığım ya. Canım kızım. Sizi mutlu etmek için her şeyi yaparım ben. Her şeyi. Hayırlı hoş olsun. Geldiniz. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Tebrik ederim hayatım. Teşekkür ederim. Gelinin çok güzel. Çok alımlı. Ya. Çok evet. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yalnız hayırlı olsun. Tebrik ederim. Nasıl desem ailesi biraz. Evet evet. Babası bir tuhaf. Pek bizim çevremize layık değil. Giyiminden kuşamından belli. Ama ne yapalım? Oğlan mutlu olsun da. Tebrik ederim kızım. Allah bir yastıkta kocatsın. Canım kızım benim. Sağ canım. Sağ olun. Gel. Tebrikler. Tebrikler. Şimdi seni daha da çok özlüyorum karıcığım. Kızlar da gitti. Ama içim o kadar huzurlu, o kadar mutluyum ki bilemezsin. Tam istediğin gibi ikisini de iyi birer evlat olarak yetiştirip mutlu olabilecekleri hayırlı, iyi huylu insanlarla evlendirdim. Hayatım, babam aradı. Bu akşam bize oturmaya gelecekmiş. Nereden çıktı şimdi bu? Oho, böyle durmadan gelecekse işimiz var yani. Canım, daha bir kere bile görüşmedik düğünden beri. Çok meraklıysan sen git gör. Aman aman, o mahalleye bir daha mümkünse uğramayayım ben. Ben onu bunu bilmem. Geldiğinde söylersin. Öyle zırt pırt gelmesin buraya. Hem eşimiz dostumuz gelse, babanı burada görse rezillik. Benim ailem kaldırmaz öyle şeyleri. Haklısın. Geldi galiba, ben kapıya bakayım. Of ya, aman ya. Bütün keyfim kaçtı ya. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin. Geç otur. Yalnız pantolonun tozluysa dikkat et bir zahmet. Koltuklar leke oluyor hemen. Sonra bir de onlarla uğraşmayalım. Yok üstünde bir şey ama... gene de sandalyeye geçeyim. Nasılsın kızım? Nasıl olsun işte, iyi. İyi. Sen nasılsın damat? İşler nasıl? İyi, gayet iyi. Gerçi ben anlamam ama dolar fırlayacak diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Aslında bizim birazdan çıkmamız lazım. Arkadaşlar davet etti.
Beklerler şimdi, ayıp olur. Ben kalkayım o zaman. Eviniz de pek güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ ol baba. Arkadaşlara sözümüz olmasa otururduk daha ama... Yok kızım yok. Hiç sıkmayın canınızı. Tek maksadım sizi görmek. Ha 5 dakika ha 1 saat. Ne fark eder? Hadi kalın sağlıcakla. Hüsnü. İyi günler Galip Baba, hoş geldin. Hoş buldum. Otursana. Geçmiş olsun. Depo soyulmuş diye duydum. Çok zarar var mı? Öyle oldu ama pek üzülmedim. Cana gelen mala gelsin. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Dün küçük kızı ziyarete gittim. Çok güzel. Nezik bir muhitte oturuyorlar. Evi de çok güzel. İçim çok rahat etti kızımı öyle görünce. Aman iyi iyi. Çocuklar mutlu olsunlar da. Gerçi damatlar biraz... Nasıl desem... Hayırsız gibi. Nasıl yani? Ne bileyim. Dün damat ben gidince yerinden bile kalkmadı. Ha zaten arkadaşlarına söz vermişler. 10 dakika ya oturdum ya oturmadım. Allah Allah. Olur mu öyle şey canım? Kızın da bir şey demedi mi bu duruma? Yok. Ama olsun canım. Damatlar istemiyorsa gitmeyi veririm. Kızlarım mutlu, rahat etsinler de. İnsan evladını görmeden olur mu Galip Baba? Senin kimin var onlardan başka? Ben gideyim artık. Kusura bakma. Senin de başını ağrıttım. Yok. Estağfurullah. Ne zaman istersen gel. Sağ ol, sağ ol. Ne hayırsız evlatlar var. Adamcağız gül gibi yetiştirdi, evlendirdi de kıymetini bilmiyorlar. Galip Bey, ben her yeri elden geçirdim. Dolaba da yemek yapıp koydum. Birkaç gün idare edersin. Sağ olasın Melahat Hanım. Hadi ben çıkıyorum artık. Ha bir diyeceğin yoksa. Yok yok. Ha Melahat Hanım. Sen şu parayı al. Ne yapıyorsun Galip Bey? Sabah verdin ya. Yok yok, onun için değil. Kızlarımı merak ediyorum. Nasıllar, sağlıkları, keyifleri yerinde mi diye. Sen bir gidiversen hem temizlik yaparsın hem de durumlarına bakıp bana anlatırsın ha? Onların zaten vardır hizmetçileri. Hem sen neden gidip görmüyorsun? Gidip bir görsen ya. Öyle icap ediyor. Gidersin değil mi? Giderim tabii. Sen öyle diyorsan. Hadi. Sağ ol. Ayol nereden buldun bu kadını şekerim? Şimdi Moldovyalılar moda. Hem çok daha modern görünüyorlar. Söyle kocanı da öyle birini tutsun sana. Bir sürü parası var. Aman 3 kuruş kazansın işte gariban. Zaten bir daha almayacağım ben de. Babamın emektarı. Ay senin baban da tam Alaturka bir adammış yani. Ay bula bula bunu mu bulmuş hizmetçi diye? Sorma. İyice bunadı zaten. E yatırın bir huzur evine siz de canım. Söyleyeceğim zaten Serkan'a. Evde bakımı çok daha masraflı. 2 tane hemşire tuttum. Aa. Bir gececi bir gündüzcü. Yine de nasıl huysuzluk yapıyor bilemezsin. Böyle bu ihtiyarlar. Sorma. Siz en iyisi hemen yatırın huzur evine. Asude. Asude yavrum. Bak bu gömleğin düğmesi kopmuş. İğne iplik nerede? Söyle de dikivereyim. Asude değil, Asude hanım. Ben köylü Galip'in kızı Asude değil, ünlü broker Harun Bey'in eşi Asude hanımım. Bu gömleği de at gitsin. Benim kocam bir giydiğini bir daha giymez.
Vallahi Galip Bey, aynen anlattığım gibi. Senin kızlar iyice havalara girmiş. Seni de buraları da hakir görür olmuşlar. Ne diyorsun sen Melahat Hanım? Öyle. Melih abi de yalanlar dolanlar uyduruyor. Yok sen bulamışsın da, yok iki hemşire tutmuşlarmış da, özel huzur evine kapatacaklarmış da, aklınca arkadaşlarına hava atacakmış. Ne yaptın Galip Bey? Dur dur, ben temizlerim. İstemez. Bırak. Çabuk git evimden. Beni kötü kötü konuşturma. Utanmıyor musun bu yaşta yalan söylemeye? Ne yalanı? Benim kızlarım öyle şeyler söylemez. Ben onları iyi yetiştirdim. Hem onlar senin de kızın. Elinde büyüdüler. Ben... Git çabuk buradan. İftiracı. Bir daha gözüm görmesin seni. Yalan. Benim kızları böyle şeyler yapmaz. Yalan söylüyor. Vallahi boşayacak beni baba. Neler söylüyorsun sen kızım? Hiç öyle şey olur mu? Neden boşasın ki kocan seni? Daha genç, daha güzel kadınlar var çevresinde. Gözü hep dışarıda. Beni beğenmiyor. Beğenmesi için estetik yaptırmam lazım. O zaman beni beğenir, boşamaz. Ama onun için de para lazım. Allah Allah. Allah Allah. Ne günlere kaldık. Böyle koca mı olur kızım? Böyle kocadan hayır mı gelir? Ama ben onu seviyorum baba. Sen bana biraz para veremez misin? Bu yaşımda dul kalacağım. Kimseler de istemez artık beni. Ne yapacağım ben? Dur kızım, ağlama yavrum, ağlama. Her şeyin bir çaresi vardır. Ben bir çaresine bakacağım. Sen üzülme. Gerekirse evi bile satarım. Hadi hayırlı olsun. Hayrını gör. Yalnız dediğim gibi elektrik tesisatını bir elden geçirmen lazım. Tamam. Hadi hayrını gör. Bir problem çıkmaz herhalde. Yok canım, ne problemi? Yarın gelirsin, tapuya gideriz, hallederiz işlemleri. Sen nerede oturacaksın şimdi? Sen parayı ver de ben bulurum bir çaresini. Kızımın işi görülsün yeter ki. Ya şu iflas eden Ali var ya, Şile'deki yazdıklarını satılığa çıkarmış. Hem de yarı fiyatına. Aklım ona takıldı kaç gündür. Ay, alsak ya biz. Alalım almasına da, yani şimdi elimizdeki parayı da oraya yatırmanın alemi yok. Öyle tabii. Baksana, sen git babandan istesene para. Bilmem ki, var mıdır? Vardır vardır. Ne kirli çıkıdır o. Sen de yazlık alacağız deme canım, yani uydurursun bir şeyler. Harun'un durumu çok kötü filan dersin. Tapu bende kardeşim. Ben de bir saydım paraları. Saymasaydın kardeşim. Bana ne ki? Tapuyu almadan parayı vermeseydin. Sana ne? Burası benim evim. Hayır, benim evim. Burası benim evim dedim. Hayır, benim evim. Çık git buradan. Eşyalarına bakarsan adamın durumu iyiymiş. Neden buraya taşınıyor ki? Dulmuş bu. Allah bilir karıyla kızla yedi paraları. Bu kim? Bu kim ki acaba? Kızı falan olmasın? Kızı mı? Yok canım, daha da neler. Giyimine kuşamına baksana. Kızının durumu bu kadar iyi olacak. Adamı böyle bir gece konduda bırakacak olacak şey değil. Olsa olsa fakire fukaraya yardım eden bir yardımseverdir. Gerçi pek yardımsever bir suratı yok ama. Yakında çıkar kokusu. Öyle öyle. O kadar kötü durumda ki döviz bürosunu da kaybedecek gibi bu gidişle. O zaman ne yeriz ne içeriz bilemiyorum babacığım. Birikmişimizi de borsaya yatırmıştık, onu da kaybettik. Kaç aydır boğazımızdan bir lokma et geçmedi. Dur kızım dur. Üzülme, düşünürüz bir şeyler. Sana da böyle dertlerle gelmeyi hiç istemezdim ama baba, mecbur kaldım.
Çok mahcubum. O nasıl söz öyle? Zor durumda babana gelmeyeceksin de kime gideceksin yavrum ha? Zor durum atlatsak bile borçlar var. Borçlarınızda mı var? Sorma babacığım, sorma. Harun yaptı bir cahillik. Borç alıp onu borsaya yatırdı. Kaybımızı kurtarmak için. O paralar da battı. Bittik biz, mahvolduk. Hiç olmazsa borcumuzu ödeyebilseydik. Ondan sonra ben de çalışırım. Temizliğe falan giderim hiç olmazsa. Hiç olur mu öyle şeyler kızım? Dur bakalım. Ben düşüneceğim bir çare. Hadi ben gideyim artık. Seni de üzdüm. Ben düşüneceğim, bir çaresini bulacağım. Hadi güle güle. Al bakalım Galip Baba. Ama zamanı geldi mi ödemezsen külahları değiş. Öderim öderim, sağ olasın. Sana itimadımdan veriyorum. Başkası olsa ipotek almadan vermezdim, bilesin. Ama dediğim gibi, ödeme gününü geçirirsen senin için iyi olmaz. Geçirmem, geçirmem. Ben zaten bunu kendim için değil, damadım için alıyorum parayı. Damadın için mi? Ha? Damadın için alıyorsan işi sağlamlaştıralım Galip Efendi. Damadının adını alayım ben. Yanlış anlama, dünyanın bin bir türlü hali var. Harun, Harun doğru. Sağ ol. Siz de ayarlayın da beraber gidelim gezi. Hem Asude de çok sevinir. Ne güzel olur, beraber tatil yaparız işte. Haruncum, biz sizin kadar zengin değiliz valla. Öyle her tatilde gezilere gidemeyiz. Harun Bey, yine rahatsız ediyorum bakarım. Ama. Bir yolunu bulursak geliriz. Harun Bey, kayınpederiniz geldi. Of, nereden çıktı şimdi bu ya? Tamam, tamam, beklesin. Peki efendim. Geliyorum. Fehmi'cim, bana bir dakika izin verir misin? Hayırdır, ne vardı? Oğlum, Asude geçen gün zorda olduğunuzu söyledi. Ben de bir yerden borç aldım. İşinizi görür mü bilmem ama. Bu kadar mı? Neyse, hiç yoktan iyidir. Sağ ol, sağ ol. Ha, bir kahve ikram etmek isterdim ama çok önemli bir misafirim var içeride. İş konuşuyoruz. Sen işinden... Olma oğlum. Ben gidiyorum zaten. Demek evin burasıymış Galip Baba. Baba da ne baba? Şam babası. Ne var? Ne istiyorsun? Paramı istiyorum. Bana söz verdiğin tarihin üzerinden bir ay geçti. Ama evinin haline, sofrandaki yemeğe falan bakılırsa, sen bu parayı bana değil bir ayda, bir senede ödeyemezsin. Ödeyeceğim dediysem öderim. Bana bak Şam babası. Bana öyle dayılanma. Alırım paçanı. Geri şunun ağzını payına. Ne oluyor ya? Bırakın. Bırakın, ödeyeceğim dedim ya. Senden hayır yok. Damadım kim demiştin? Harun doğru. Bakalım o parayı ödeyecek kadar seviyor mu seni? Burası kapandı beyler. Çekil, hadi dağılın. Hadi çık çık çık. Beyler ne oluyor? Sakin olalım Harun doğru. Bakın, bütün paralar orada. Alın, benim canımı bağışlayın. Şuna bakın. Bu bizim ihtiyar Galip kadar cesur çıkmadı çocuklar. Galip mi? Kayınpederim Galip mi? Moruk doğru söylüyormuş. Bana bak kardeşim. Ben hırsız değilim. Sadece hakkım olanı istiyorum. Kayınpederim benden borç aldı, onu istiyorum. İyi de onun borcundan bana ne? Gidin ondan isteyin. Kime gideceğime ben karar veririm. Şimdi o parayı bana vereceksin. Sonra gider kayınpederinden alır mısın? Yoksa alamaz mısın? Orasını ben bilmem. Şimdi sökül paraları Harun doğru. Tamam, sökül tamam, diyorum tamam. Sana. Paralar orada. Damadımla kızım beni ziyarete gelmişler. Damadımla kızım geldiler. Hoş geldiniz. Senin gerizekalı herif seni. Ne işler açtın başımıza? Kızım, ağladın mı sen? Evet baba, senin yüzünden. Niye gidip tefeciden borç aldın? Hadi borç aldın. Ne diye geri gidip ödemedin? Ödeyeceğim. Ne oldu ki?
Senin bu baban var ya, gerçekten gerizekalı. Damat doğru konuş. Bak ayıp oluyor. Ne yani? Ben mi ayıp yapıyorum? Asıl ayıbı yapan sensin. Sen git tefecilerden borç al, sonra gelip beni bulsunlar, benim müşterilerimin gözü önünde rezil etsinler, ayıbı yapan ben olayım, öyle mi? Baba, bu paraları Harun'a ödeyeceksin. Senin yüzünden rezil oldum, Harun'a da ailesine de. Bu pisliği temizleyeceksin. Yoksa kızını da boşarım, bu evi de başına yıkarım ona göre. Kızım. Bana kızım deme. Asude, hadi bin arabaya. Ben bu parayı ne yapıp edip ödeyeceğim. Sen merak etme kızım. Sen üzülme. Yeter ki üzülme kızım. Ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Hadi acele edelim karıcığım. Kızım. Kızım. Benim kızım o. Ne kadar güzel değil mi? Deli mi ne? Kızım. Asude de böyle mutlu olacak. Harun'a borcumu ödeyeceğim. Kızım. Kasanın şifresini değiştirmemiş. Kımıldama. Kimsin sen? Ben Galip Baba. Kımıldama değil. Yüzünü dön bana çabuk. Niye yaptın bunu? Niye?